Yasaklanmak dışıydı o. O her zaman olmaz. Yedi denizin sayesinde o. Yasaklama seçimi de geldi. Kerry yasaklandı. Evet, harita gitti yine. Çok değişik yasaklama seçim ekranı bu. Diğer izlediklerimize göre. Katılıyorum. Çok duymuştum adını. Kayusi, Baras yasaklanır mı onu merak ediyorum. İyi etki bıraktı karşılaşma evet. Genelinde ama ya, arkası da sağlamdı. Banılacak kadar değildi ama. Değildi, arkası da sağlamdı çok. Abi hem Ancana'yı hem Estes'i vesaire yasaklamaktansa belki Baras yasaklayıp kurtulabilirsin. Hepsinden değil mi? Öyle bir yöntem var. Ama ya yine şey olarak da düşünebiliriz ya. Baras olmazsa Fred'in Estes Ancana'da olabiliyor bazı zamanlarda. Burada Nolan gitti. Mavi taraftan bunu da çok görmeyiz yasaklandığını. Ekran süresini uzatırsan. Ekranı kapatması olmuyor. Yoldun mu oraya doğru? Yok yok. Ben fotoğrafını çektim gözümde oradan okuyorum şu anda. 36 KDA'da şu an. Bakalım ya Ruby geçen maçta mesela konuşmuştuk. Hiç olmadı. Banlandı ya. Banlanmadı mı? Yok dokunmadılar bile. Oranını bozdular ya. Harbiden. Oranım bozuldu çok üzüldüm şu anda. Ruby'nin yerinde olmayı istemezdim. %100 orandı. Matilda gitti. Klasik kırmızı tarafı yasaklaması. Matilda. Bir kere gördük değil mi Matilda'yı? Gördük. Bir kere oynadı. Evet. Çok sertti yani. Evet, çok biraz ayıptı. Can sıkıyordu. Evet. Savaşın içerisinden alt koridordan üst koridora götürüyor evet. Adamı. Evet, inanılmaz gerçekten. Çok. Bakın ne zaman bir değişiklik olacak ufak zor, merak zor. Olmaz mı? Böyle kalır mı diyorsun ya? Ya Yama demek değişirse normal. Evet işte yani şey bir de abi kalkan veriyor ya. Evet. O kalkanın şeyle Bahamut arasıyla birleşince bir can kadar sana kalkan sağlıyor aslında. Tek sıkıntı bazen çok ortada kalabiliyor. Evet. Öyle bir sorun var ama onun haricinde. Şeyle merak ediyorum. Esmeralda ile Matilda nasıl olur? Esmeralda kalkan kazanıyor. Onu bir denemek lazım. Johnny özel moda girelim. İyiymiş bu arada. Ama oraya da Baxia. Ortalarına bam diye al sana kalkan. Heh. Olabilir. Arada olur öyle çok. Her kahramanın bir şeyi vardır. Ne var ya? Her piravunun bir asası mı vardır? Öyle bir şey de vardı. Novaria'ya çok şaşırmıyorum artık. Böyle hani açıkta kalınca ilk tercih edilen kahraman da artık permabanlar arasında girdi diye düşünebiliriz. Yani Joy açık kaldı. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Joy açık. Ruby açık. Ruby açık ama Ruby'yi evet. Az önce bu takımlar banlamadığından dolayı hani Ruby alırlar mı diye çok da düşünmek istemiyorum. Yuzong açık. Yuzong direkt yanıt olarak geliyorlar. Joy söylemiştim. Başka ne var? Kerry var. Kerry yasaklı. Yasaklı pardon. Alevler için Xbox gitti mesela. Güzel bir yasaklama. Kesinlikle. İlk maçta yasaklı. Hatta ilk yasaklamaydı. Evet. Evet. Ya şöyle bir şey var ya. Bazı kahramanlar öyle bir unutulmuş ki alındığı zaman çok şaşırıyoruz ya. Evet. Aslında kahraman kullanımında çok iyi iş yapabiliyormuş. Xbox onlardan bir tanesi işte. Yuzong ilk tercih. Ligin ilk tercih Yuzong olabilir bu. Evet, öyle hatırlıyorum. Yani başka hiçbir takım ilk tercih yapmadı. Tabletin olsa hatırlardın ama. Tabletin olsa hatırlardın. Yok ya, bunu hiç görmedik ya. Tabii ki görmedik evet. Abi. İlk tercihten Yuzong seçimin o kadar da değil hocam. Değil o mi? Kadar da değil. Peki Güçlü Joy gidecek mi sağ tarafı şimdi? Bence gelmeli de almadılar. Az önce de böyleydi. Evet. Joy yine ellerine gelebilirdi ama almadılar. Ama yani sağdan alıp şimdi kırmızı taraftan alıp esnek olma ihtimali de ortaya çıkıyor. Yani orta koridorda oynayabilirsin, ormanda oynayabilirsin ya da tecrübeyi bile gönderebilirsin. Baxia geldi, Baras geldi. Minotaur geldi. Baxia, Minotaur onlar şimdi set çekiyorlar. Evet onlar set çekiyor gerçekten tam olarak. Yanında Kerry yok. Estes. Kerry yok. Nasıl seyredeceğim bunu? X-Board'da yok. Ne yapacaksın abi? Gerçek hasar söyle bana. Daha Baxia. Abi Baxia bunu nasıl erisin? Abi esaret etkisi var ya. Tamam da yani şimdi. İçinde gezeceksin. 6 saatte falan. Döneceksin bir tur atacaksın. Bir turda. Tam etrafında. Formula 1'e gidiyor olsa bir yerden sonra. Tam tur döneceksin ya. Çevir oradan. Dile geldi. Abi Kerry de yok. Leste'yi var. Leste'yi var evet onu Leste'yi açık az önce Leste'yi yasaklamışlardı. Hatta yasaklamışlardı evet. Şu anda açık. Belki gelir mi Britanya'dan ya, bir Leste? Dakika 92'de falan vurmaya başladığı için belki tercih etmiyor olabilirler. Abi işte Leste'yi alırsan bu sefer dediğiniz gibi hani ne zaman savaşacaksın evet. Bu ikiliye karşı? Yani. Ama almalı. Almalı. Aldı. Çok aldı evet. Hayır Brody geldi. Bir sesler evet. Bende bir şey bindi, oldum. Değil mi? Evet evet. Üst üste bindi Leste'nin sesi o abi. Nerede duysam tanırım. Belki de şey yapmıştır, son anda böyle geliştirdin evet. Falan. Ha bence... Ya yine kafa karışıklığı mesela. Britanya bence eli sıcakken ben bununla oynamaya devam edebilirim. Olabilir, evet. olabilir. Gayet normal. Şimdi bu taraf böyle Estes, Angela vesaire tarzı bir şey isteyecek mi mesela? Gerçi yapamayacaklar ki.
yani Minotaur aldı. Yaparlar abi, Angel Meet yaparlar. Ha, belki evet. Remember Me hiç göstermedi ama olabilir. Remember Me aslında bence daha iyi tank oynuyor. Tankla daha iyi oynadığını düşünüyorum ben. Bakalım. Ama kullanılır ya. Ama gelmedi. Benedetta geldi. Benedetta, wow. Olur da bu ikilinin yanına. Taşlaştırmayla beraber iyi şeyler çıkartabilir. Kesinlikle öyle. Yasaklama evresine geçiş yaptık bakalım. Ya sol taraf nişancı yasaklayacak, onda eminiz de. Burada hani ormandan Baksiye'yi bence direkt çıkar. Fredrin almazlar bence. Buradaki hasar verecek devamlı bir şeye ihtiyaçları var. Kesinlikle. Yani Baksiye banlandığında birazcık daha rahat olabilirler. Yağmur, evet gitti. Evet gitti. Ormandan böyle sürekli hasar çıkaracak... Devamlı bir tank kahramanı yok kalmadı. Tank değil de böyle Granger falan o tarz bir şey giderler. Abi ya, ya her kahraman olabilir tabii ki de ama Granger birazcık sanki... Ya, avcı darbesini çıkacaksın. Evet. Bir de üstüne korkunç silah çıkacaksın. Onları çıkana kadar zaten dakika yedi. Maç bitmiş mi olacak yani? Yani. Vexana gitti. Alsalar da bir de bunların üstüne Vexana yani. Sert. Çok fena. Çok hayal gücüm çalışmadı. Minotaur, taşlaştırılı bir Benedetta, Vexana. Hani böyle... Benedetta ultinin full vurduğunu görebilirdik bak öyle söyleyeyim. Yani abi, şu an çok kırılganlar mesela. Evet. Yani bir suikast böyle vurabilecek bir hasar ormanı arıyoruz ama... Hani yok ki. Tank olmazlar. Evet. Fredrin en mantıklı. Bu sefer de Colt Bane. Gitti, o da Fredrin de gitti. Yasaklandı. Şimdi önümde defa. Kahramanlar yok ya, göremiyorum. Ya akla gelmiyor bir de. Colt Flame ters ayakta yakaladı biraz Nusra Bey'i bu seçim yasaklamada. Ben sana öyle bir kahraman söyleyeceğim ki şimdi bekle. Bir ormancı versen oradan ya. Sana ben bir ormancı veriyorum. Martis olabilir bir. Martis güzel. Aa evet, güzel, evet. Erken oyunda kafa kafaya da savaşır. Martis ışığında böyle STR bir... Ormancı açıkçası yok. Yok, Martis bence güzel olur. Benim kafama yattı ya. Martis süper olur. Hem de ultisi zaten biliyorsun 150'nin canının evet. altındaysa doğa rüzgarı doğa rüzgarı da işlemiyor. Direkt gerçek hasar yapıştırıyor. Hani onun dışında böyle... Ya gidip Layla Orman falan yapmayacaksan... Yok. Başka yok böyle STR yok. Alfa olabilir. Alfa da... Bence Martis güzel ya. Martis de beni şu çok an... Çok tatlı. Kazandı yani. Ben de kazandım bu arada Martis'le. Akai de olabilir belki. Savaşı dağıtmak anlamında. Ama o zaman yine aynı şeye geleceğiz. Hasar. Yani yine çıkartır belki diye düşünüyorlar da olabilir. Adalet kılıcını çıkana kadar oyunu tutarlar. Adalet kılıcı çıktıktan sonra belki pozisyonu yarattıktan olabilir. Sonra Lida vurur. Lida yani en top metalardan bir tanesi aslına bakarsan. Evet. Ya tanklıktan hasar vurmayı denesinler. Sol taraf peki dolaşım için ne düşünüyorsunuz? Çok iyi şeyler. abi ormana tank Brock? Bir kahraman alırlarsa Angelo olur. Tank bir kahraman almayacaklarsa yani alır. Grok gibi. Grok Mart'ta okey miyiz şu an sol tarafa? Bence okeyiz ya. Evet ben de fitim. Kaşa da olabilir belki. Ödeşme zaman dedi. Oo, Faşa. Farsın. Uzaklardan yine yazılacak. Çok iyi oynamış en son Faşa evet. oynadığında mesela. Ama burada eğer Yuzong doğru oynarsa Faşa'ya ulti doğru düzgün açtırtmayabilir. Ya burada Yuzong'un yine pay düştü. Az önceki karşılaşmada mesela Lord gelirken o açtı ulti gibi. Yine Faşa ulti açtığında aynı şeyi yapması lazım. Şimdi buradaki yanıt tabii ki çok konuştuk. Yani Martis mi alacak, Alfa Orman mı yapacak? Ya Baxia da gitti. Böyle bakıyorum da. Balmon... Belki bir Kaja da ihtimal de olabilir. Ben de Kaja bir olarak ihtimal. Bir düşündüm abi, bir ihtimal ama. Abi ama ya Kaja ile ona yetişmen kolay olmayabilir. Minotaur seni tutar. Tutar. Geri doğru çektiğinde Barat Minotaur seni zıplatabilir. Barat ulti tutabilir. Arkaya gitme. İlk hedef al. Evet, kim geliyorsa onu al yani. O da mantıklıymış. Bakalım. Göreceğiz. Ama şimdi... çoğu yerde savaş da kaybettirebilir. Joy. Brock ve Joy. Brock ve Joy. Ya Joy sorun yaşayabilir. Çünkü az önce karşılaşmadaki performansını izledik ikimiz de. Hepimiz de. Evet. Çok güvenemedim açıkçası ben. Sürekli hasar noktasında bir de arka taraflara hoplaya zıplaya gidebiliyor ya. Evet, bir eşlik eden kimse yok. Yani belki ejderle beraber giderler en fazla ejderin geldiği pozisyonda ama sanki birazcık daha Joy tek başına bir şeyler yapmaya çalışacak arka tarafta. Mesela Farsa'yı veya gelecek nişancıyı pozisyon dışına itme noktası. Ya bunun bir tekrarını izledik az önce. Mesela Baras Joy savaşa girmeden evet. o sersemletme moduna karşı kalkan açtığı durumdayken Baras ulti attırmıyordu ona. Aynı şekilde diğer tank oyuncusu da Estes birisine vurmaya çalıştığında can yeniliyordu. Yani Joy'u counterlıyorlardı.
bir şekilde. Ya burada yani göreceğiz. Paşa'ya erişebilecek mi, Belatik'e erişebilecek mi? Birazcık yine akıllarda soru işareti olan ben bir maç. Coldflame'e biraz daha yakınım bu sefer. Ben de. Ben de. Evet. Coldflame'e daha yakın. Biraz önce güzel geldi. Lanxabee'yi daha çok beğenmiştik kompozisyonu ve kazanmışlardı. Ama bu sefer Coldflame sanki bir tık daha güzel geldi bana da. Bana da öyle. Belatik'e mutlu etti beni birazcık daha. Meta dışık nişancı alıyor ya. Bakalım o zaman oyun seni mutlu edecek mi göreceğiz, sizdeyiz. Evet, teşekkür ediyoruz Johnny ve ikinci eşleşme, ikinci karşılaşma. Lanxabee bir sıfırlık üstünlüğe sahip şu anda. Bakalım Coldflame o gerekli cevap verip dördüncü haftaya puanla açılış yapabilecek mi? Yoksa Lanxabee peş peşe galibiyetler elde edecek ya mi? Tabii yani kritik. Motivasyonlar aslında şu anda yakaladılar. Motivasyonları yüksek seviyede. Mental olarak değillerdir. Çünkü ligdeki galibiyetlerini aldılar. Hani toparlayabilirler, toparlayabilirler bundan sonra diye düşünüyorum. Tercihleri değil günümüzün. İkinci serisinin ikinci mücadele başlıyor. O Barats'ın bağırışından oynadık. Savaş çağrısı. Morlardan başlıyor yine iki ekipte. Bu şekilde bakalım yani farklı bir senaryo görecek miyiz? Bana sanki yani aynı senaryonun ters takımlar şeklini görecek gibi evet, geliyor birazcık bana. Da şimdi Barats'ı onlar almış, şimdi onlar alıyor falan. Evet. Bakalım. Diffie, orta koridorda. Minyonları ittirdiler takım arkadaşlarıyla beraber. Üst koridora doğru rotasyon atıyorlar. Burada bir takım arkadaşlarına ufaktan bir destek. Geldin oraya kadar bir tane yetenek at be. Değil mi? Azıcık bir destek. Yardımcı ol aynen. İşte ormancıların karın ağrısı. Burada desteklemiyorlar beni. Yengeci alıyor tecrübe yengecini. Böyle yukarıda. Ya iki orta koridorda minyonları hızlı ittirmeye sahip. Burada Gabi bir tane daha yetenek atacak. Mesela temizleyecek direkt ormanlarını. Kayuşi yengeç için şu anda savaş zamanı derken burada hiç savaş mavaş istemedi. Direkt attı penceresini. Geri ormanlarına döndüğünü görüyoruz. Evet yani genellikle Akdeniz'de bir dürtüşme olurdu. Genellikle ama burada yine olmadığını gördük ama Waze başlattı olabilir. Penceresini yavaşlatma verdi. Waze atlamaya hazırlandı. Aldı. Duvara vurdu ve birinci skor geliyor. Yozong'u direkt katletmeyi başardılar. Orta koridora Diffie'ye yakalanmış olabilir. Başı dert ışınlaması kullandı. Ulysses'e beraber Joy içeri doğru giriyor. Ufak hasar denemelerini verdi ama skora dönüşmedi. Yani yukarıda gayet iyi bir baskındı Waze tarafından. Yani nasip de varsa da güzel bir aslında kaynak gitmiş oldu. Hala da üst tarafı darlamaya devam ediyor. Müminden bir duvar var o bölgeye doğru ama... Mimarik değil ama bu. Değil, oradan geçebiliyorsun aradan. Buradaki bizim derdi bu da dikmeye duvarı. Ama duvarlar genişletildi. Biraz. Son güncellemeden evet. Sonra bazı duvarlarda genişletme uygulandı. Tabii ki değiştirebiliyor oyunun kaderini. O mesela turuncu ormana aynı anda alamıyorsun. Öyle bir durum. Alamıyor musun? Evet. Dene istersen bakayım. Ben bir deneyeceğim, bakacağım bir. Sen bir de. Arada. 7000. Biz geldi ejder formunda ama yok, yok, yakalayabileceği çıktılar. Birileri var mı? Baktım hayır çok yok. Çok zor, çok zor, çok zor. Ya bir de iki tarafta da taşlaştırma var. Öyle bir durum var, onu hatırlatalım. Bu duvar güzeldi ama birazcık geç atıldı. Savaşa dahil olabilirler. Baraskerde paşa uzaklardan deniyor, uzaklaşıldı. Defi, ulusu kullandı. Belki de taşlaştırmasını attı ama Joy. Belçesi hata yok. Savaş sıkılaştı derken Defi arada kaldı. Joy arka tarafta paşayı kovalamaya çalışıyor ama Bey savaşın içerisinde duvarını yine övdüyor. Nereye gidiyorsun dedi ve bu Bey. Takımın tecrübe koridoruna yine skorunu aldırttı. İşte bu mimarikti. Tam olarak bu mimarikti. Yani baktığımızda skor durumunda bir takas var ama kaplumbağayı alarak Lanxabee orada iyi bir şey imza attı ama evet solo kill geldi. Son reva. Bu işte çok kritikti bence. Evet. Bu işlerin rengini birazcık değiştirebilecek bir nokta ama işte son revanın da canı çok az. Hemen hızlı bir şekilde o da üste döndü. Çok fazla orada minyon dalgasına dokunamadı. Durum yine başa baş devam edecek gibi 500'lük bir altın farkı. Şimdi 400'e geriledi. Mevcut Akdeniz'i de burada Lanxabee alacak. Ve hızlı bir şekilde Kaosay'da mor güçlendirmesine doğru döndü. Çok, çok daha aksiyonlu bir karşılaşma ya başladı bu, ilkine göre. Dördüncü haftadayız değil mi? Evet. Dört haftadır göremediğimiz Lanxabee gerçekten tekrardan dönmesi beni çok mutlu ediyor. Keyiflendim ya. Peki keyiflendim. Mümin etkisi mi, Britanya mı? Remember etkisi galiba. Skorunu aldı burada alt koridora Gabi. Şu anda koridor tutmaya geliyor. Son eva solo kill'ini attıktan sonra tabii işler değişti. İşler değişti ve... burada rahat bir şekilde orada geriye doğru çekilebilecekler. Şimdi burada yani Waze'i görüyoruz. Mor güçlendirme alıyor rakibin ve buna verilebilecek bir cevap varmış gibi gözükmüyor şu anda onlar cephesinde. Sıbro mor güçlendirmeyi verecek gibi. Yani mümin bir gözücüyle gördü orayı ama artık biraz geç. Evet. Yani şu anda mümin
üst koridora rotasyon atıyor. Nasip de varsa yukarı doğru dönerken Sonreva da orta koridordan. Yani biraz Sonreva alt tarafta altınlara da vurmayı başardı kuledeki koruma kalkanına. Orada biraz da altan aldı. Ooo çok güzel yakalaşın ama sızatlamayı hayır. Mirador son saniye bastığı canla birlikte belki el kurtar derken Gobi arka tarafa döndü. Burada zıplaştırılıyor derken zıplaştırma geliyor ama kaçmak için yeter değil. Veysçe doğru dahil olmaya çalışıyor. Ulusu kullanacak diye baktığımızda hayır ama ondan skor varken Yuzong pasifiyle birlikte düşürmeyi başarıyor. Geldi. Üçüncü skor geldi. Fark 2'ye indiğini görüyoruz. Çok net bir oyun geldi kule altında. Yani Diffie'ye bir teşekkür etmesi gerekiyor Remember'ın orada. Güzel kurtardı orada takım arkadaşını. Yani iyi bir giriş gelmişti Kalsey'den kule altına doğru ama Diffie'nin takibiyle beraber oldu. Viz ulti geldi. Şimdi onu duvara doğru vurdu. Devamında Remember'dan çok güzel bir sersemledim ama yeterli olmayacak. Havaya doğru zıplatılmış bir Viz var ve Viz'den de gelen bir ejder form var. Viz'in kaçabilecek hiçbir yeri yok gibi. Ve orada skoru da ejdere bırakıyorlar ve burası... Olaysız diyebileceğimiz bir şekilde neredeyse dağılıyor. Ejder'in oğlu geldi. Savaşa geri döndü derken arka tarafta Vayne durdurulmaz bir savaşçı gibi. Sürekli Benedetta'yı sonlamaya devam ediyor. Kordona geri döndü Mümin. Önden ufak da olsa. Bir de ufak da değil bu. Ufak bayağı değil ya. Büyük yani bayağı büyük. Yani Kordona'nın intirmesine yardım edecek. Ardından savaşa beraber dönecekler. Nasıl da varsa Burak Abluğma savaşına yetişebilecek gibi değil. Evet yetişebilecek gibi hatta değil. Hatta savaş bile yok savaş zaten. Yok. Kalsey orada tek başına minyona vurur gibi. Burada kaplumbağayı alacak takım adına. Diffie'nin peşine düşecek mi? Hayır. Oo alabildi mi? Çaldı bile. Aldı. Hem kaplumbağa aldı hem rakibin sonucu güçlendirme sağladı. Mümin ultisiyle beraber çıkabilir gibi derken. Vex'in ultisiyle doğmuyor başa. Pasifiyle beraber kuşu gitti vurdu. Ama kuşu vurmuyorken Benedetta içeri doğru atıldı. Mümin güzel doşuyor. İçeride Vex kaldı. Burada belki ölen yok ama. Kuro'un refleksi harikaydı. Skoru resmen vermemek için. Gayet net bir şey imza atıyorlar şu anda. Güzel bir dans görüyoruz aslında iki takımdan da. İlk dörtte neler yaşanacağını ben büyük merakla bekliyorum. Fark çok açılmış durumda değil. 1500'lük bir fark şu anda Langsa bir lane'e devam ediyor. Akdeniz'i de burada vize aldı ve bakalım devamında neler gösterecekler. Çalı kontrolünü de yapıyor Gabi şu anlık. Yani 5 kişi ortada çoğaldılar Coldplay'e. Ooo ulti geldi Remember Meydan'a. Yardırmaya da devam ediyor şu anda. Diffie güzel bir şekilde havaya savurdu rakibine ve yeterli değil. Viz ejder formuna geçerken Gabi Diffie'yi almayı başardı ama Viz birazcık geriye çekilmek durumunda kalıyor. Canı çok fazla inceltildi ama alacaklarını aldılar. Evet alacaklarını aldılar. Burada tabii Diffie'nin düşmesi büyük bir kayıp onlar için evet. Derken yani Joy... Galiba yemin etmiş kendince. Demiş ki ben bu rakibe güçlendirme vermeyeceğim diye. Yani ne zaman gitse Baras güçlendirme almaya çalışsa... Yok. Yok. Çaldırıyor. Nerede? Kalsey'de. Evet. Kalsey çekiyor hepsini. Şu anlık da zaten iyi bir şey imza attığını söylemek lazım. Verilen hasarlarda da biz görüyoruz. Mükemmel bir duvar değil bu. Duvar değil. Mezar taşı. Burada geldi skorunu aldı. Ve arada alacağını beraber bekliyor. Pasifiyle birlikte canını yedirdi. Orada şu ölçeni kullandı. Benedetta takım arkadaşını kesemeden gerekeni kavuşu yapıyor. Skoru kazandırıyor. Tekrardan aradaki fark açıldı. Lanca bir skorda 3-4 skor gerideyken bir anda... 7-5 öne geçti. Yani çok net bir oyun geldi Lungsabi'den ve altın farkı hatırlıyorsan yani 1,5 dakika önce konuşurken 1400-1500'lerdeydi bir anda 5000'lere geldi. Ya o neydi? O neymiş ya? Evet, o neymiş bir anda yani Lungsabi çok iyi makro oyun oynadı. Kuleler yıkıldı birer birer, skorlar çekildi ve şimdilik işler onların lane'e çok iyi gidiyormuş gibi gözüküyor. Coldflame biraz sınırın frene basmak durumunda Murano. Aranan kan bulundu denilebilir buna. Gabi Mumin'le beraber orta koridorunu tekrar denettiriyor. Skor durumu 7-5. Sonreva orta koridorunu ittiriyor. Vayne içeride kaplumbağayı vuruyordu ama vazgeçti. Faşa'dan bir ulti denemesi. Mümin boyu alsaydı ultisi de kullanıldı. Vayne duvara doğru vurdu ve attı içeri ultisi. Grubu paramparça derken Joy arka tarafa doğru güzel hasar verdi. Takım arkadaşları yardıma geliyor. Laksa bir Vayne'si düşürecekler burada. Canı çok az. Yuzok pasifiyle birlikte dinozoru yere indiriyor. 2-2 takas geldi burada da. Yani şu ana kadar tam olarak iki ekipte bu savaştan istediğini alabilmiş gibi durmuyor. Nasip de varsa içeriye girdi. Of. Gabi'nin üstüne doğru gitmeye devam ediyor. Çok Gabi çıkabilecek mi bilmiyorum ama hayır. Remember ultiyle beraber onu paramparça ediyor ve bir skor daha geldi. Britanya vurur mu diyecektim. Vuramadı ama son revada yani istediklerini yine de 9'a 8'e kadar getirdiler. Altın farkında 3000'e çektiler. Ya düşünceydi ama uygulama. Uygulama işte. Önemli olan düşünmek değil. Ben de milyoner olmayı düşünüyorum ama milyoner değilim. Önemli olan düşünceni gerçek hayata yansıtabilmektir. Sonra burada kulesini açtı. Milyonlar ultisiyle birlikte temizleyerek üst koridorlarını rahatlattı takım arkadaşlarının.
Waze orta koridora gitmeye çalışırken Remember Me emojisi birazcık tutturamadı. Orada tatlı bir emojiyle yanıt veriyor Waze. Bir de az önce sonra var orta, ooo burada Akasya'yı almayı başardı. Diffy kaçabilecek mi sence? Yok kaçamaz ya, burada direkt geçeceklerdir oyuncu ile beraber. Oy. Oyuncuları zıplattı, güzel can yenilmesi. Ve geri doğru giremedi, geri doğru balans çekiyor. Burada sersemletme denemeleri başarılı Diffy. Asya'nın da beraber üstüne dönecek. Savaş az sonra tekrardan katılabilecek ama buradaki orta koridorda bir şey olacak mı diye baktığımızda yine hayır. Hayır, yine birazcık olaysız diyebileceğimiz. Yani sonra ve aslında onu da söylemek lazım. Coldflame son iki dakikada çok ciddi bir altın kazandırdı. Orta kuleyi açtı, sonra üst kuleyi açmaya gitti, onu da aldı. Hatta üst ikinci kuleye yarı canlık neredeyse bir hasar da verildi. Gayet net bir şey imza atıyor Sonreva da şu ana kadar. Az önceki pozisyonun tekrarı burada zaten, yani mümin duvara vurulduğu anda Sonreva'yı takip etmişti ve devamında gelen oyunla beraber de burada Viz'i düşürmeyi başarmıştı Lanx'a bir kadrosu. Karşılıklı iki ekip takas bulunmuştu. Evet, yani tabii ki az önceki pozisyonu tekrardan savaşa dönelim. Savaşa döndüğümüzde de Lord alındı biliyorsun. Evet. Üç koridorun ilerleyecek. Altın farkı 3000'lerde. Çok yani bu dakikalar için önde olan takım için normal bir evet, fark seviyesi. Ama yine de tecrübe farkına baktığımızda hani böyle karşılıklı olarak birazcık ya KS'yle biz arasında anlamında, evet, ormanda yani. 3 seviye. 3 seviye farkla birlikte bakalım Kavuşçu ne kadar hasar verebilecek. O da önemli. Bir de üst, alt kuleyi de alacaklar büyük bir ihtimalle şimdi. Yani zaten ilk Lord, geliştirilmiş Lord da değil, kafa da atmayacak. Dış kuleleri almak çok mantıklıydı. İstediklerini elde ettiler bence bu Lord'la beraber. Evet. Bir tek orta dış kule kaldı. Şu anda son reva. Kulenin patlaması beraber milyonlar ısıyor. Kavuşçu. Şu anda üstte. O ara rakip güçlendirmeyi yine zorlamaya yani devam ediyor. Yani asla salmadı KS'yi. Ya Waze güçlendirme almak istiyor. Pençesi yok galiba. Evet, evet, 10 saniyesi var. O yüzden burada salmaya çalıştı. Barasso istihattı aldı. Duvara doğru geri gönderiyor. Oo. Burada bir güçlendirme için yapılmaması gereken bir hata diyebiliriz. Evet, biraz cüretkar bir oyundu. Asla affetmediler. Bizden güzel bir ulti duvara vurdu. Zaten çıkışını 5 oyuncu takip edince Joy diye bir şey kalmadı ortada. O kadar değil hocam. O kadar dayanamazsın yani. Tamam, seviye farkı büyük de. O kadar değil. Remember yine burada ulti ile beraber temizliyor orta koridordaki minyon dalgasını. Akdeniz'de temizlemek isteyebilirler ama biz şimdi görüşü veriyor olmasına rağmen rakip ormana doğru koşuyor. KS'nin çünkü ayakta olmadığının bilincindeler. 5 saniyesi var ama duvar. İnanılmaz. Seviyorum ya şu grubu. Ben özellikle de seviyorum. Şey, Beyz'den minyonlar çıkarken önüne duvar önce minyonlar geçiliyor ya. Çok tatlı oluyor. Koridordaki oyuncular direkt avantajlı. Mümin burada çok yüksek hasarlı. Duvara doğru hamlesini yapıyor ama çok gerik spamle. Mümin yüksek hasarlarken Beyz komi tarafından resmen öldürülecekti. Can yenilmeye başlarken Diffy zıplatabilecek mi diye baktığımızda hayır. Diffy burada düşen oyuncu oldu. Arka tarafa Yuzo geliyor. Burada taşlaştırması sonra Vaya çok iyi hasar. Üstüne of, gitti. İşini bitiriyor burada. Atlamaya gerek kalmazken bir de üstüne V'si düşürüyorlar. İşini bitiriyorlar. Gabi skoru yer. Ne oluyor abi? Nasıl öldü o? Paşa ne yaptı? Paşa, savaş karıştı. Evet, parçaladı orayı ama şöyle bir şey var. Şunu söylemek lazım. Yani benim gördüğüm bir naçizane fikrim var ya. Son revanın roket ultisi aşağıda kimseye vurmadı. Evet. Vursaydı mümin düşecekti büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle direkt düşecekti. Ya kaçacağı yöne attı orada. Anlık refleks gösterdi. Refleks gösterdi içinde. Düşen mümin, o olmadı. Ve sonra müminin de ayakta kalmasını kovalamaya başladılar bu sefer. Lord da geliyor. Murano. Lord geldi. Geldi hatta. Selamlar. Cümleyi bitirene kadar Lord'u aldılar. O kadar hızlı aldılar ve geliştirilmiş Lord'u aldılar. Şu an arka tarafa doğru geldi. Faşe'yi kovalıyor. Kavuşçu geçiyor. Şey oluyor. Ebelemeç oynuyorlar. Tam olarak öyle bu arada. Ulti'yi de verip çıktı oradan hemen. Evet. Şimdi turuncuyu isteyecek sanırım. Yani şey sonra Vajet dedi. Abi sen zaten alamıyorsun. Bari ben alayım. Turuncuyu dedi. Aldı orada o turuncuyu. Bakalım nasıl bir kullanım gerçekleşiyor olacak. Alt tarafa doğru mora döndüler. Evet. Tabii yani KS'nin de bu bölgelere yakın olmadığının farkındalar. Burada mor güçlendirme de alacaklar. Bakın Remember'a bırakacaklar gibi duruyor ama sanki yani acaba Waze alsaydı daha iyi olur muydu tecrübeyi kapatabilmek için? Tartışmak lazım, evet. Birazcık tartışmak lazım. Onu bir düşünmeden edemem çünkü pençe farkı hala ciddi. 15-13 iki seviyeli bir pençe farkı var. Tabii yani bir sonraki Lord gelene kadar büyük ihtimalle Waze ya 15 olacak ya da oyunu kaybedecekler zaten. Ya bu Lord'la beraber bir tane üst kulesinin garanti kesin olduğunu düşünüyorum. Zaten orta bak Kuro bak Kuro. Lord 30 saniye sonra istersen gelsin ya. Evet. Gerçekten tut orada Lord'u. Bak yine durdurdu, bak yine gördün mü yukarıda? Baba bekliyor Lord. Manzara izletiyor. Helal olsun be. Hiç bakmamışım. Oo neler oluyor? KS'yi. Ben Altarizan'dan Crow izliyordum, neler yapıyor diye. Ben de bu arada ama KS'yi orada bir girdi. Remember'ın da ultisini aldı aslında. Çok oldukça kıymetli diyebiliriz. Gabi'nin de ultisi gidiyor burada.
Evet yani bir kule daha alındı Lord'la artık. Savaşı girmeye hazır. Yani görüş. Balonu da patladı. Mümin aktarı doğru güzel kafalı ace. Pozisyon da aynı oldu. Taşlaştır. Taşlaştırma Soreva. Işınlanması attı bir anda da bomba atmanını gönderiyor Soreva. Benim de arka tarafa doğru girince ara az kalıyor Dilfer'in. Bu orada işlerini bitiriyorlar. Brody de skorunu alıyor. Yani çok iyi bir savunma geldi. Diffy'yi de yine bir tebrik etmek lazım. Ön taraf aslında gitti tek başına gibi gözüküyordu biraz ama arkadaki takım arkadaşlarına içeriye dalmış oyuncuları düşürebilecek kadar zaman tanıdı aslında. Diffy'nin oradaki hareketi de oldukça kaliteliydi. Şimdilik güzel bir savunma gelmiş gibi gözüküyor. Evet bir üst kulesi gitti, orta ikinci kule de gitti ama bence iyi bir şekilde atlatıldı bu savunma. Yani iyi bir şekilde atlatıldı çünkü zaten bir üst kulesi garanti vereceksin. O kafaya evet. Karşı yapabileceğin bir şey yok. Direkt zaten yanı canını, %50 canını alıyor. Ardından 1-2 vuruşla beraber kulenin düştüğünü çok zaman gördük. Yani iyi kullanılmış olsaydı bir ortadan da bir kule alınırdı veya alt koridordan evet. Bir kule alınırdı. Ejder'in oğlu Yunan... korkutuyor. Ejder'in oğlu mu? Yani evet. 7-1-4. Çok sert. Yani bence şu ana kadar oynadığı karşılaşmalardaki en net performansı. Katılıyorum bu arada. Yani takım değişince neler oldu görüyorsun. Grow'un kafası daha iyi olabilirdi ama onunla konuşmak istiyorum. Daha iyi atılabilirdi. Tabii içeri doğru girebilecek mi diye baktığımızda hemen bunun üstünde azar mı bir içeri doğru girdi resmen bana cevap veriyor. Geldi kafası attı keserken Diffy. Amnesia bir üç oyuncu zıpladı sonra Eva. Burada doğru rüzgarını bas geri doğru çıkmaya çalışıyor ama çok işini bitirdi. Oyun biter. Bir skor alınıyor. Bitirişe gidiyorlar galiba. Günü 2-0'la kapatmak istiyorlar tabii ki. Waze'in canı az kaldı. Minyon ortadan ilerleyeceğim ama Minyon'un Waze direkt temizlerken üst koridordan gelen Minyon dalgası sadece 2 kişi hayatta. Sadece 2 kişi hayatta. Üstten Minyon dalgası da geldi Murat. Evet, ortada geldi, ortada geldi. Ortadaki kuleyi böyle titremez çiçekler atladılar. Duvara doğru vurmaya çalışıyor ve oyuncular birbirlerine vurdu ardından. Joy'un ultisi ve kapanış. Lanç abi aradığını buldu. Sonunda galibiyetini alıyor. İkinci galibiyet ve yani... Net oyunlar. 0-12'den 2-12'ye. Yani şöyle söyleyeyim, şu kadro bulunana kadar hasbel kadar böyle iki galibiyet falan çekilebilmiş olsaydı bugüne kadar şeyi konuşurduk. Acaba bir zorlama şansları olur mu falan bir şeyler ama işte ben matematiksel bir hesap yaptım. Öyle bir şey yok. Yok değil mi? Yok kafada. Yani şöyle var ama diğer takımların, öyle bir kaybetmeleri gerekiyor ki birbirlerine karşı oynayıp. Ya, o kadar da zor biraz. O kadar da biraz zor. Birbirler ama olması lazım bol bol belki. Şunu da söyleyelim. Neredeyse hiçbir iddiası kalmamış bir ekibin hala böyle savaşı bir kadro olması, yapılanmasıyla beraber bir şeyler çabalıyor olması, doğruyu bulmak için hala bir şeyler yapıyor olması belki gelecek için büyük bir umut verir. Kesinlikle. Kendini tebrik edelim. Çünkü sıfıra karşı hani bütün maçlarını kaybetmiş bir takım belki de ligin bu döneminde artık hani spor olsun diye bazı şeyleri yapmaya çalışır ama hala aynı ciddiyette böyle bir seri çıkarmaları bence muhteşem bir olay. Kesinlikle. Büyük tebrik ediyorum ben. Johnny, en çok neyden korkacaksın biliyor musun? Neyden? Hayatta kaybedecek hiçbir şey kalmayan insanlardan. Ya. İşte o zaman kral başlıyorsun. Büyük konuştu yine ve... tam konuştu. Ve yani şunu da söyleyeceğim. Abi sizin elinizde böyle bir tecrübe koridoru varmış. Neyin peşindeydiniz ne ya? Ne kadar iyi oynadı ya. First pick Yuzong. Evet. Yaşam oynadı. İlk tercih Yuzong hatırlatayım. Evet. Biraz eleştirdik soru ama işareti. Evet. Ben şimdiden günün MVP adayına yazdım. Ben de ve yazdım bu üst arada. Tarafta bayağı. Ya o taşlaştırdılar falan çok fenaydı. Günün MVP'si net. Net. Neden biliyor musun? Sıfırdan gidip tekrardan buraya getirmek kolay değil. O mentali korumak hiç kolay bir şey değil. Katılıyorum. Mentalini korudu ve karşılaşmayı kazandı. Tebrikler Lanx'a. Ve yani şöyle söyleyeyim. Lanx'a bir bugüne kadar bu istatistik bazında konuşacak olursak neredeyse bütün ligde elde ettiği skor, asist vesaire tek bir seride neredeyse elde etti. Evet. Muazzam bir olay bu. İki maçta toplamda. KDA'ları hesaplarsın akşam Johnny. Tabii canım. Haftaya onunla ilgili bilgileri verelim. Diffy kaç oldu acaba? Diffy çok az öldü bu maçta. Normal istatistik. Evet, evet. Diffy bence çok iyi alan da yarattı bu karşılaşmada. Birkaç takım savaşında evet kendisi öldü ama çok büyük bir amaç uğruna ölmüştü aslında. Netti. Onu söylemek lazım. Ve Lanx'a bir tekrardan tebrik edelim.